Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir tier list yapacağız. Genshin Impact'te aldığıma mutlu olduğum, aldığıma pişman olduğum, neden aldım dediğim karakterler. İşte seviyorum, oynamıyorum falan filan tier'lar yaptık böyle. Random size bahsedeceğim artık. Muhabbet edeceğiz karakterler üzerine. Neden aldığıma pişmanım, neden iyi ki almışım, neden nötrüm falan filan onlara bahsedeceğim. Şimdi sırayla gidelim. Böyle randomdan gidelim. Fischl arkadaşlar. Fischl 10 numara karakter. Bak iyi ki almışım. Benim herhalde Genshin Impact'in son bu 3-0'dan sonra falan filan yamalarda hatta 2-0'dan sonra falan yamalarda Fischl olmayan takımım yok yani. Her yere bir Fischl bir de sulu çocuk Shinkshu onu da buraya koyacağım başta söyleyeyim. Her yere koyuyorum yani. İyi ki bende C6 olarak var. İyi ki C6 Fischl'ım var yani. Çünkü inanılmaz işe yarıyor. Çünkü her sol tıkta elektrik uyguluyor falan filan. inanılmaz güzel bir support. Zaten ben eski karakterleri seviyorum. Aynısını çünkü şu için de düşünüyorum o yüzden direkt buraya koyacağım. Şimdi şu da kesinlikle böyle iyi ki almışım aman tanrım diyebileceğim karakterlerden. Hani dört yıldız karakterleri de buraya koyacağım çünkü yani onları da bir şekilde aldık yani. Bazısına wish attık aldık bazısı denk geldi ama iyi ki almışız diyebileceğimiz karakterler. Barbara geldi. Barbara'ya karşı nötrüm. Hani mesela son dönemde biraz kullanıyorum ama yani aşırı da çok kullanmıyorum. Yerine işte kullandığım birkaç şey var. İşime yarıyor ama çok da böyle hani pozitif negatif düşüncem yok. Beydo gene aynı şekilde. Karakterim ben görünüşünü çok seviyorum ama hani oyunda kullandığımda böyle hani son dönemde kullanmaya çalışıyorum bu arada. Fischl kullandığım takımlara böyle hani Beydoyda da sıkıştırmaya çalışıyorum çünkü eline yeni kılıç çıktı. Yani böyle bir bir yerleri bir sıkıştırmaya çalışıyorum Beydo'yu. Benet arkadaşlar zaten biliyorsunuz gene oyunun en iyi karakterlerinden hani 4 yıldız olarak burada 5 yıldızları gelinde de koyacağım. Hani oyunun en iyi karakterlerinden herhalde yani her takıma koysan gidecek karakterler. Mesela şu üçünü bir takıma koy, yanına da bir tane DPS koy. Mesela atıyorum Ayat olur, Raiden Shogun olur, ne bileyim Avar olur. Şu şunları koy. Al, al sana takım işte. Hani en çok takım sorulan, hani takım en çok sorulan şeylerden biri. Bu üçünü koy, yanına da bir tane DPS koy Al sana takım yani dünyanın en basit şeyi. Diona'ya karşı netürüm. Aslında çok fazla kullanıyordum eskiden. Ama şimdi Shonli var. Shonli'nin kalkanı çok iyi falan filan. Shonli varken bir de Layla geldi şimdi. Yani Dion'a bir tık daha geriye kaldı. Hani şu anda oyundaki en iyi üçüncü kalkan Dion'a. Eskiden en iyi ikinciydi. Şu anda sıralama. Shonli, Layla, Dion'a şeklinde. Eskiden Shonli, Dion'a şeklindeydi. Layla yoktu. Yani bu o şekilde. O yüzden Dion'a karşı çok şeyim. Mesela Diluc arkadaşlar. Aldığıma pişmanım diyebilirim. Aslında pişmanım da demek şey yapmıyorum ama en doğru şey hesabımdan silinse fark etmem. Hani evet en doğru tercih diluk içine samla silinse fark etmem. Benim gençliğim pek de başlama sebebim arkadaşlar diluktu Bundan 2 yıl önce o böyle işte o kılıçla böyle fenix atıyor falan filan anka kuşu atıyor. Mükemmeldi şu anda ana hesabımda da, yan hesabımda da diluk var. Ama yani silinse fark etmem herhalde. Yan hesabıma yeni başladım biliyorsunuz bir ay falan oluyor işte. Bu Türkçenin gelmesiyle 3.3 ile başladım ama. Yani... Silinse şu anda o hesabıma da çıktı yeni hesabıma. Daha 44 level mı ne o hesap? Yeni başladık. Aynen silinse fark etmem herhalde. Kasacağımı da düşünmüyorum. Şimdi Ayaka arkadaşlar. Ayaka'yı buraya koyacağım. Neden? Ayaka'nın aldığıma neden pişmanım onu söyleyeyim. Aslında pişman değilim. Hani pişmanlık hani gençliğin pek bir oyun sonuçta. Bir oyunda niye pişman olayım? Ama öncelikle Ayaka'yı koyup bir anlatayım size onu. Genshin Impact benim 2 yıldır hani oynadığım bir oyun. Hatta 2 yıldan fazladır oynadığım bir oyun. Ben Genshin Impact'in betasında da oynadım. Genshin Impact'in betasında arkadaşlar Ayaka vardı. Hatta şu anda Yaoyo geliyor. Yaoyo yoktu ama Yaoyo'nun varlığını biliyorduk. Yani Ayaka ve Yaoyo oyunun aslında en eski karakterlerinden. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ayaka Genshin Impact'in ilk tasarlanan karakteri. O yüzden bayağı tasarımı falan filan değişti Kilodun'un. Başka diğer kısımlar aynı. Neyse onunla ilgili çok espri yaptım. Şu an tekrar yapmayacağım. Yani Ayaka arkadaşlar çok güzel bir karakter. Ayaka'nın ben size benim için sıkıntılarını söyleyeyim. Ayaka'nın sol tıkı çok güzel. Ultisi çok güzel. E'si çok güzel. Hepsi çok güzel. Ama Ayaka arkadaşlar benim istediğim performansı bir türlü veremedi. Karaktere artifek yığsan da benim istediğim performansı, benim oynama şeklimi vermiyor. Şimdi bu benim benim için olan bir şey. Eğer ki bakın şu anda şöyle bir şey. Avare mesela. Burada avare var mı bilmiyorum ama. Tier yeni olduğu için belki Avare yoktur. Yeni çıktı Avare. Şimdi Avare arkadaşlar inanılmaz güzel. Neden? Çünkü yeni çıktı. Hem skill'leri falan güzel hem de arkadaşlar kendine özel artifekle geldi. Ama art Avare'nin artifekleri neye yaradı? Heizo gibi. Işte ne bileyim. E Shao gibi. Kendine özel artifekte olmayan karakterlere de artifek getirmiş oldu. Ayaka eğer ki e şey olursa. Nasıl diyeyim? Güzel bir artifeks serisi gelirse bence en üste çıkabilir. Ama şu anda bence iyi bir karakter değil. Ayaka kötü bir karakter değil bakın. Ama Ayaka'yı aldığıma pişman gibiyim. Çünkü kılıcıyla beraber aldım ben Ayaka'yı. Keşke almasaydım diyor muyum? Yani çok da demiyorum aslında yani. Ayakayı çok da şey yapsa böyle hani pişmanım demiyorum. Görünüşünü seviyorum falan filan ama oynayamıyorum karakteri. Bu tamamen benimle ilgili bir sıkıntı. Çünkü ben işte Raiden Shogun'dur, işte ne bileyim yeni çıkan Avare'dir, Ayato'dur falan filan bunları çok oynuyorum. Hepsinde böyle bir karakterin gücünün, karakterin böyle bir şeyleri kestiğini hissediyorum ama Ayaka'da ne kadar artifek kasarsam kasayım ki Ayaka'ya bir sürü artifek kastık. Hiçbir artifek setinde istediğim o performansı alamıyorum. Mesela işte Raiden Shogun'un emblem seti var. Avare'nin kendi seti var zaten. İşte ne bileyim Ayato'ya Hardtop Def gidiyor. İşte ne bileyim Saynoya Hardtop Def Death... gidiyor. İstediğim fiziksel gücü alıyorum ama... Ayaka'da o istediğim fiziksel gücü alamıyorum. Yani ne bileyim. Bilmiyorum Ayaka beni oyunda en çok üzen karakterlerden biridir. Ayaka'nın yanına Albedo'yu koyacağım. Albedo arkadaşlar ben de size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Albedo bende C1. Albedo oyunun herhalde ilk gelen böyle hani... Karakterlerinden biri yani. 1.2'de falan geldi Albedo. Ve ben Albedo'yu o zaman... işte C1, C2 falan filan aldım. Şu an C1 olması lazım hatırlamıyorum. Yani... O zamanlar güzeldi bu arada çünkü çok basit kasılıyordu. İşte eline böyle Dandy Harbinger of Dawn falan kılıcını veriyordun. Habercinin düşümüne öyle bir ismi var Türkçe emin değilim. O kılıcı veriyordum gayet güzeldi o zamanlar ama şu anda bence çok geri kaldı. Buraya bir karakter daha koyacağım ve beni linçleyeceksiniz. Şimdi Ayaka mainler ve Albedo mainler beni linçlemeden söyleyeyim bu benim tier listim. Yani bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. En fazla chatte yorumlarda ağlayabilirsiniz. Hani benim sevdiğim karakteri niye oraya koydum falan filan diye. Ama yani sizin seviyor olmanız benim sevdiği, sevmediğim gerçeğini veya bir yönünü sevmediğim gerçeğini değiştirmez. Ben Albedo'yu büyük şey, Ayaka'yı büyük ihtimalle çoğunuzdan çok seviyorum. Hani oyunun ilk karakteri falan filan ama yani beni böyle illallah ettirdi yani Ayaka. Hiçbir zaman o performansı veremedim. Elinde Miss Splitter falan da var. Hiçbir zaman bana o istediğim güçlü performansı veremedi. Ama abi bilmem kim bir ulti çakıyor 500k falan filan. Yani o 500k çakması da benim umudum değil arkadaşlar. Benim istediğim o eğlenceyi, benim istediğim o şeyi veremedi karakter. Bilmiyorum hani ne DPS olarak ne de support olarak o istediğimi veremedi. Mesela atıyorum ulti support olur. Hani ulti atar çıkar burst damage olur. Onu da düzgün yapamıyor bence. Çünkü ultisinin işte enerjili falan filan bence çok iyi değil. Neyse hani linçlemek istiyorsanız gelin linçleyin yani yorumlarda yorum kasmış olur. Siz gene linçleyin yani sizin canınız sağ olsun. Buraya bir tane daha karakter koyacağım ve komple linçleyeceksin çünkü Ganyu. Oğlum Ganyu'dan nefret ediyorum ben gameplayinden. Bakın Ganyu'nun gameplayinden iğreniyorum ya. Bak 20 kişi ekip toplansa biz ne kadar kötü bir gameplay yapabiliriz diye düşünseler herhalde Ganyu yaparlar. Aşırı sıkıcı ya. O bir ganyu bir koyuyor 250k ok atıyor. Bir koyuyor daha 250k bir koyuyor 300k. Tamam da arkadaşlar o zaman hasar görmek istiyorsak paint açalım. Oraya işte yazalım böyle 9999. Hasar görelim. Yani bence o bir şey değil. Ben ganyu ile oynarken inanılmaz sıkılırım. Hatta benim fiziksel ganyu build'im var. Arada sıkıldığımda ganyu'yu fiziksel olarak oynuyorum. Çünkü o charge atak şeyleri inanılmaz sıkıcı. Böyle duruyorsun böyle 10 dakika duruyorsun pat. 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 İnanılmaz sıkıcı ya. Hani sevenler varsa da bana ne yani ben sevmiyorum. Ee, hiç mutlu değilim yani Ganyo ile alakalı. Chonyo'nun ötürüm hiçbir şey yani. Kötü karakter yani ama ise şey vardır. Hu Tao geldi. Hu Tao elimde yok. Almam. Çünkü canı gidiyor oynarken ve hoşuma gitmiyor benim Hu Tao. Benim bu arada Hu Tao mainlerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu videoya gelmişlere. Ben benim sürekli Hu Tao'ya laf ettiğimi görürsünüz ama benim Hu Tao'yla karakter olarak bir sıkıntım yok. Hu benim için Shao ile aynı yerde. Hatta Shao'yu da buraya koyayım bulabilirsem. Aynen Shao'yu da buraya koyayım. İkisini de aynı yere koyacağım. İkisinden de beraber bahsedeceğim. Ama Hu şöyle bahsetmek isterim size arkadaşlar. Hu ile benim karakter olarak bir sıkıntım yok. Çünkü hani bir oyunun bir karakteridir yani. Bana bir yararı da olamaz, zararı da olamaz. Ama şöyle bir şey var. TikTok'ta beni genelde linçleyen insanlar işte 13 yaşında kızlar biliyorsunuz. Bunları şey yapıyoruz 13 yaşında 14 yaşında kız çocukları. Bunlar da genel olarak Hu Tao seviyorlar. Yani bunların çoğu Hu Tao main. işte Hu Tao aşkım, Hu Tao bebeğimlikli insanlar. E biz de hani bir kitleye laf edeceğimiz zaman işte bu kitle kakadır diyeceğimiz zaman Hu Tao main diyoruz. Yani oyundaki aslında Hu Tao karakteriyle alakalı değil. Hu Tao'yu sevip oynayabilirsiniz. Mesela ben avari oynuyorum. Avare oynayanlarla Huta oynayanlar aşağı yukarı aynı kesim. Huta oynayanlar Avare'ye yükseldi ama genelde zaten onlar oyunu oynayan değil. Sadece işte işte ne bileyim Shao bana mızrağını soksuncu kesim onları biliyorsunuz. <laughs> Bu arada yorumlarımda var. Gidin Shao'nun herhangi bir videomu açın altında işte Shao bana şöyle yapsın, Shao beni böyle yapsın diyen 13 yaşında 15 yaşında kızlar var. Erkekler varsa da oraları bilemem yani Shao'nun mızrağını falan filan. Neyse. Huta ile ilgili şeyde burada anlatmış oldum yani öyle muhabbet ediyoruz madem muhab bu muhabbette etmiş olalım. Benim Huta ile ilgili direkt bir sıkıntım yok. Ama Huta main olan insanlar genelde 13 yaşında kızlar veya 13 yaşındaki TikToker kızlara yavşamaya çalışan erkek bireyler oldukları için yani bu kitleye e, yavşamaya çalışan bireyler oldukları için genelde o yüzden Huta mainler kakadır, Huta mainler şöyledir falan filan. Hani o tip espriler yapıyoruz yani. Yoksa Huta oynayın bana ama ben sevmiyorum. Huta ile Shao'yu neden elimde pardon e, aldığıma pişmanıma koyayım şurayı. Xiao çünkü elimde var. Huta ile Shao arkadaşlar. Şimdi ikisinin de bence sıkıntısı canı gidiyor. Ben karakterlerin oynadıkça canının gitmesi sinirlerim bozuyor. Şimdi birazdan Kuki Shinobu'dan da bahsedeceğim. Kuki'nin de canı gidiyor ama Kuki hani E atıyorsun alandan çıkıyorsun. Çok sıkıntı değil. Huta'nın sadece canı gitmiyor bir de canı az şekilde oynamanız lazım. Benim sinirim bozuyor. Benim hiç zevk aldığım bir karakter değil. Shao severek aldım. İşte çok güzel animasyonları falan filan görünüyor. İşte aman tanrım falan filan. Ama sürekli planca tak yapmak zorundasınız. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Aynı şekilde hani Ganyu ile Shao benim için gameplayleri çok sıkıcı şeyler. Shao normal atak olarak çok güçlü bir karakter olsaydı yani planca atak yaptığındaki kadar normal atakta da güçlü olsaydı kesinlikle çok daha yukarılarda olurdu ama yani bence Ganyu ile Shao oyunun en sıkıcı karakteri Bir de Shao'nun canı da gidiyor çok falan filan. Ee, Hu Tao'yu da zaten dediğim gibi elimde yok veya almam. Kaya, Kaya karşı çok nötrüm. Jin'e karşı arkadaşlar, Jin'e karşı. Jin yani... Bilmiyorum. Bu arada nötr olduklarım hakkında uzun uzun konuşmak istemiyorum. Jin, ben... Benim ilk karakterim Jin'di biliyor musunuz? Genshin Impact'teki ilk çıkan 5 yıldız karakterim Jin'di. Baya böyle Adventure Rank 35'te falan çıkmıştı ki o zamanlar hani Genshin Impact'e ilk başladığımızda bu kadar event, bu kadar harita falan filan olmadığı için level kasmak zordu. O yüzden Adventure Rank 35'e çıkmak şu anda 2 günümü falan alır. Ama oyuna ilk başladığımızda 2 ayımızı alıyordu Adventure Rank 35'e çıkmak ve bayağı ben 4 yıl Lisa ile oynamıştım. Jean çıktığında da çok sevmiştim. Bayağı böyle 45'e kadar falan Jean'le gittim. Çünkü sol tıkında heal attığı için bayağı hani lifesteal yapmıyordu. Lifesteal yapıyormuş gibi görünüyor. Hoşuma gidiyordu. Yani şu anda herhalde hesabımdan silinse pek fark etmem yani. Clear arkadaşlar. Oyunun ilk banner'ı. Yani bir an hevesli aldık ama şu anda hiç oynamıyorum. Yani boşuna wish atmış gibi bir şeyiz. Mesela şu anda yanımda Ice var bana bakıyor niye Clear'ı oraya koydun diye ama. Yani aldığımı pişmanım. Çünkü özellikle wish attım. Şu karakterlerin hepsine özellikle wish attım. Yani bunlar özellikle wish attığım karakterler değil. Yani Klee'yi özellikle wish attım gelsin diye ve ilk geldiğinde de çok sevmiştim. Çok tatlıydı çünkü oyunun ilk işte 5 yıldız lolisi falan filan. Hatta oyunun bizim aramıza sahip olduğumuz ilk loliydi. Çünkü Kiki çıkmamıştı falan filan. İlk loliydi çok eğlenceliydi falan filan ama yani şu anda Yanfe'yi bile yani Klee'den daha iyi. C6 Yanfe'yi Klee'den çok daha iyidir. Keşin arkadaşlar. Keşing'e karşı nötrüm. Hatta niye nötrüm? Yani çünkü hani oynamıyorum. Aslında bunu da hesabımdan silinse fark etmezler koyabiliriz. Keşingi şu anda hiç oynamıyorum. Yani eskiden bu arada bana çıkan ikinci 5 yıldız karakterdi. Jin e, ee, Keşing'tir. Jin çıktı ondan sonra Keşin çıkmıştı. Ondan sonra bir süre Keşin oynadım sonra Jin'e geri döndüm. Bilmiyorum o life steal olayı yani can kendine buff atma hoşuma gitmişti. Ama yani şu anda neredeyse hiç oynamıyorum. Şimdi tam gelecek. Alhant ama Al Dendro Keşing falan filan ama size şunu söyleyeyim. Keşin aslında şu anda Dendro karakterlerinin gelmesiyle bayağı güçlendi yani. Eskiden oyunun en güçsüz 5 yıldızı falan filan diyorduk DPS karakterler arasında. Şu anda yani bayağı güçlü bir DPS oldu yani. Eğer ki düzgün kasarsanız eskiden Diluc'tan çok az vuruyordu. Şimdi Diluc'tan Diluc'tan çok daha fazla vuracaktır. Lisa, Lisa'yı uzun süre oynadım ama yani şu anda bir şey hissetmiyorum. Mona yani özellikle Mona için wish atmam herhalde. Hani Mona banner'ı gelse atmam. Elimde yok. Elimde olmayan tek standart karakter benim Mona'dır. Mesela ana hesabımda. E, ana hesabımdan bahsediyorum tabii ki. Ana hesabımda Mona yok. Yan hesabımda Mona var. Türkçe işin açtığım hesapta Mona var. Orada da oynamıyorum bu arada. Hani Ama ana hesabımda yok. Olsa da almam. İlk başlarda çok hoşuma gidiyordu ama... Yani şu anda pek bir şey şey yapmıyorum. Ningang'ı karşı nötrüm diyeceğim. Çünkü Ningang 4 yani yıldız karakter. Eskiden çok seviyordum ama şu anda pek oynanacak halde değil. Çünkü Geo genel olarak diğer elementlere göre çok düştü. Dendro geldi. Dendro'nun herhangi bir ile şey yok. O yüzden şey yapmıyorum yani. Noel'i de buraya koyalım genel sebeplerden. Kiki arkadaşlar, Hesamla silinse fark etmem diyeceğim karakterlerden. Çünkü yani 80 level'a kastım falan filan ama hiç oynamıyorum. Yani o kadar oynamıyorum ki. Yani ay şu an bana bakıyor. <laughs> Yani hiç böyle aman tanrım yani oynamadığım bir karakter. Razor. Hiç bir şey diyemem yani Razor'a. Sucros. Yani Sucros'u aslında şuraya seviyorum ama pek oynamıyorum okuyorum. Çünkü Sucros çok güzel karakter. 10 numara karakter. Yani mesela işte Kazuhan yok. Ventin yok. Mükemmel karakter. Ama şimdi benim hesabımda Kazuhan da Ventin de olduğu için. Yani Sucros'u biraz daha yukarı koymam lazım. Tartalya. Niye aldım ki? Bak yemin ediyorum Tartalya'yı ben oyunu böyle 1-2 ay bırakmıştım. Bırakmadan önce aldım. 10 wish'te falan geldi böyle. <laughs> dedim ki ya şu ancası Genshin pekten sıkıldım. Bir süre oynamayacağım dedim. Elimde de bir 50-60 tane viş vardı. Attım Diluc'la Tartalya peş peşe geldi. Yani aynı onlu da geldi hatta. Videosu var aynı onlu da geldi. Yani aynı onlu içinde geldi. Tek tek attım ama aynı onlu içinde geldi. Yani çok sinirimi bozan bir şey Tartalya. Hiç sevmiyorum. Bakın Tartalya şöyle sevmiyorum. Aslında şuradaki sevmiyorum dediğim karakterlerin hepsinin kendilerine göre güzellikleri var. Ayaka oyundaki tasarımını en çok beğendiğim karakterlerden. Albedo hikayesi çok güzel. Ganyu inanılmaz güzel karakter. Shao animasyonları çok güzel. Klee çok tatlı. Tartalya animasyonları mükemmel. Hatta oyundaki en güzel soltuk animasyonlarından biri Tartalya'nın ama... Son Tartalya videolarıma gidin bakın arkadaşlar. Yani uzun uzun konuştum Tartalya hakkında. Cooldown süresi çok uzun. Şimdi burada abi cooldown süresi uzun değil şöyle oynarsan böyle oynarsan demeyin. O konu hakkında videom var onu uzun uzun izleyebilirsiniz. Venti arkadaşlar iyi ki almışım. Venti. Şimdi Venti ve Kazuha arkadaşlar. Kazu boyu şu ara Kazu boy burada. Venti ve Kazu boy. Venti boy ve Kazu boy arkadaşlar. Benim Anema boy sevgim var zaten. Anema boylar çok güzel. Şu bu da Anema boy ama bu biraz Eci boy. Neyse. Anema boyları seviyorum ben. Birkaç tane de Anema boy gelecek buraya birazdan büyük ihtimalle. Venti ve Kazu arkadaşlar farklı alanlarda oyunun en iyileri diyebiliriz. Şimdi Venti mi, Kazuha mı diye, iyi diye çok soru geliyor. Burada da onu cevaplayalım beraber. Şimdi arkadaşlar Venti de Kazuha da iyi. Çok iyi. Ama hangi durumda hangisi daha iyi o tartışılır. Senin karşına Spirelebis'te çok fazla küçük yaratık çıkıyorsa ki son Spirelebis'lerde yani neredeyse bir senedir sürekli küçük yaratıklardan çok fazla çıkıyor. Venti çok daha iyi çünkü Venti uzun süre böyle 15 saniye çekiyor çekiyor çekiyor. Ultisi biliyor bir daha ulti. Yani Venti'nin olduğu şeyde eğer ki karşınıza küçük yaratıklar, Venti'nin çekebildiği yaratıklar varsa o yaratık size bir kere bile vuramıyor. Yani ortada dönüp dönüp duruyor Beyblade gibi. Ama şöyle bir şey Venti büyük yaratıkları, kayıra gileri falan filan çekemiyor. Kazuha da buradaya devreye giriyor. Kazuha oyundaki neredeyse bütün boss olmayan yaratıkların tamamını çekebiliyor. yani böyle elit yaratıklar, kayıra giler falan filan hepsini. Büyük samuraylar hepsini çekebiliyor. Hiç sıkıntı yaşamıyor bu konuda Kazuha. Venti çekemiyor, Kazuha çekebiliyor. Yanlış söylediysem tekrar söyleyeyim. Venti çekemez, Kazuha çeker. Yani ama Kazuha'nın da şöyle. E'si çok kısa süre yani. Çekiyor, bitiyor. Venti ortada topluyor, topluyor, topluyor. Kazuha çekiyor, bitiyor. Kazuha'nın da işte takıma çeşitli avantajları var. İşte buff, maf veriyor güzel işte. Elemental, shred falan filan çok iyi. İşe yarıyor. Open World'da bence Kazuha daha iyi. Çünkü Venti'nin ultisinin dolmasını bekliyorsunuz. Kazuha direkt işte E atıyorsunuz. Topluyor falan filan. Yerine göre hani hangisi daha iyidir falan filan. Yani ben Open World'da Kazuha'yı tercih ediyorum. Sprelevis'te Venti'yi tercih ediyorum genel olarak. Ama genelde ikisini de partiye koyuyorum. Yani bir partide Venti varsa bir partide Kazuha var veya pa bir parti ikisinde de koyuyorum falan filan. Shanlin. Yani şöyle bir şey aslında çok güçlü karakter ama ben genelde pek kullanmıyorum yani. Bilmiyorum o Tornado'sunu çok kullanıyorum. Shinyan. Yani niye aldık bilmiyorum. Shonley arkadaşlar iyi ki almışız. Shonley herhalde Genshin Impact 1.1'de geldi Genshin pek. Yani ilk gelen tanrı karakteri ve hani böyle daha tanrı olduğunu öğrenemeden gelmişti oyuna. Tabii benim önceki videolarıma bakarsınız ben Shonley tanrı mı falan filan diye videolarım var böyle daha Shonley gelmeden önce daha görevlerini yapıyoruz falan. Neyse Güzel karakter. Ben çok seviyorum yani. Oyunda zaten kalkan, kalkan olarak daha üstüne karakter yok. Ana, ana hesabımda da var, yan hesabımda da var. Yani takımdan çıkartmıyorum yani. Ha nadir bu arada artık ana hesabımda partiden çıkartıyorum. Yeni şeyler denemek için işte böyle değişik değişik takımlar deniyorum işte. Mesela şu anda Avare ile oynuyorum. İşte Nahida da yeni geldi. Onu da yanına koyuyorum. Ya işte bir de sulu çocuk olsun takımda. Bir de Kazuho olsun toplasın falan filan diye. Random takımlar yapıyorum. Artık o yüzden hani çok fazla Shonley'i koymuyorum. Çünkü yani iki senedir aralıksız takımından çıkmadı Şonli. biraz dinlensin, baba yorgun, şey yapsın. Yula elimde yok almam. Kötü bir karakter değil aslında ama şöyle söyleyeyim Yula hakkında fiziksel şey olarak yani fiziksel metası arkadaşlar metad meta kelimesini kullanmak istemem ama yani fiziksel buildleri metası artı demek isterseniz oyunda çok geride. çünkü oyundaki bütün her şey robot. Hani Sümeru geldi, bir sürü robot var. Inazuma'da robot var. İşte Maguiken kibosu robot. İşte küp bilmem mekanik küp var, o robot. Hepsi robot. Oyundaki robotların arkadaşlar %50 fiziksel direnci var. Yani atıyorum yulanız 100 vuruyorsa robota 50 vuruyor, 25 vuruyor. E şimdi niye böyle bir şey yapayım ki yani kendime? Kendime niye böyle bir zarar vereyim? O yüzden yulayı bu arada severim. Eğer ki böyle fiziksele buff verecek bir şey olursa, bilmiyorum belki olabilir şey yapabilirim. Yulan'ın animasyonları güzeldir. Ultisiyle de çok güzel de mecburuyor. Ama yani bilmiyorum. Yanfei. Yanfei'nin nötrüme koyacağım. Aslında oynuyorum Yanfei'yi. Oynamıyor değilim. Ama yani Yanfei'yi nötr klasmanına koymak istiyorum. Çünkü aşırı fazla böyle oynamadığım bir karakter Yanfei. Ee, Kazu boy. Bu kim ya? buraya koymuş. Neyse. boyu geri böyle koyalım. boyun yeri burası. Ondan sonra Yomiya. İyi ki almışım diyorum. Ama Yomiya'dan arkadaşlar son Ebis, Yomiya'dan illa Allah ettirdi. Yeter dedim böyle. Özellikle bu şey var ya Kurt bossu var bu uçan Geo Kurt bossu. Lanet ettim böyle. İşte neydi onun Wolf King falan filan neydi onla diye hatırlamıyorum. Ama siz biliyorsunuz yani bu son domainde son Sprelebis'te gelen uçan böyle bir tane kurt var ya Ebis kurtu uçan. Nefret ettim. Mesela avare ile oynuyorum. Avare de range vuruyor. Avare vuruyor. Yomiya yaratık burada gidiyor buraya vuruyor. Ya önünde yaratık ya. Önün, yok vurmam diyor. Yana vuracağım diyor. Yomiya'nın inanılmaz bir targeting problemi var. Hani Yomiya oynayana kadar bu kadar fark etmemiştim ama Yomiya open world'da da beni sinir ediyor. Çok güçlü aslında. Güçlü olmasına sıkıntı yok. Ama yaratık önünde gidiyor buraya vuruyor. Orada da hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Yaratık önünde gidiyor. Bo boşa atıyor falan. Yani önündeki yaratığa da 5 tane ok atıyorsa 3'ü tutmuyor bu arada. Yomi Yoğun oynayanlar ne dediğimi anlayacaktır. Mesela küçük bir yaratığa atıyorum. Hizit şıla vuruyorsa 5 tane ok atıyor. 2 tanesi değiyor. Tam o değen 2 tane de ölüyor da. Yani diğer 3 tane ok öyle kafasına göre bir yerlere gidiyor. Rozar ya ne türüm diyelim. Sayı. Sayıyı çok kullanıyordum şey gelene kadar. Avara gelene kadar. Özellikle şeyde çok kullandım. Sayıyı ben sadece şeyde kullandım. Bunu düzelteyim. Çöl kısmında çok kullandım. Çöl kısmı çok büyük teleportlar arasında mesafe var. Bir yerden bir yere gitmek dümdüz böyle boş arazi. Koş sayıyı çok kullanıyordum. Şimdi Avara geldi. Avara ile takılıyorum. Şimdi Raiden Shogun'u şöyle başa koyalım arkadaşlar. Şurayı da şunları çekelim şimdi. Şöyle kimse üzülmesin. Yani abi falan filan demeyin. Şimdi şöyle arkadaşlar. Redun Shogun'u zaten benim çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ana hesabımda var. Yan hesabımda yok. Yan hesabımı almayacağım. Çok fazla seviyorum Raiden Shogun'u ama yan hesabımı almayacağım. Oyunda herhalde en çok oynadığım karakterlerden biridir Raiden Shogun. Çok güçlü, çok seviyorum. Görünüşü güzel. Hani benim sevdiğim bütün klasmanları karşılıyor. Tanrı, fiziksel görünüşü güzel. Katana kullanıyor. İşte memesinden katana çıkartıyor. Yani bir oyun karakterinde bir böyle fictional karakterde olmasını beklediğim bütün özelliklere sahip. O yüzden Raiden Shogun benim için 10 bölü 10'luk bir karakterdir. Kokomi. Elimde yok alırım. Şimdi Kokomi hakkında arkadaşlar benim bir tane videom var. Silmedim. Silmeyeceğim de bu arada. Kokomi çünkü arkadaşlar çıktığında oyunun en kötü karakteriydi. Hatta yani çıktığında o kadar kötü karakterdi ki. Hani almanın hiçbir sebebi yoktu. Sadece işte güzel görünüyor diye alırım falan diye şey yapabiliyorsunuz. Kokomi almadım. Zizan'ı geldi gene almadım. Ama bilmiyorum hani alırım diyebiliyorum. Neden? Kokomi'nin arkadaşlar kendi seti yoktu. Kokomi ilk çıktığında bu klem seti var ya deniz kabuğu seti. O yoktu. Dendro reaksiyonları yoktu. Healing'i kötüydü. ...alternatif silahı falan her şeyi kötüydü. Ama zamanla arkadaşlar... ...öncelikle çıktıktan sonra... ...karakter çıktıktan sonra... ...karaktere düzgün bir item getirdiler. Ondan sonra karaktere... ...işte şey getirdiler. Dendro reaksiyonu geldi. Karakter daha fazla işe yaradı falan filan. Şu anda Kokomi güzel bir karakter. Hatta şöyle bir şey. 2.0'ın... ...şeyine bakın arkadaşlar. Ta böyle... ...bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce artık... ...kaç sene önceyse. 2.0'ın trailerını... ...izlediğim bir video var. Kokomi geliyor. Ben... Aşırı bayılıyorum Kokomi'ye. Kokomi'yi ilk gördüğümüz sahneden bahsediyorum. Ben aşırı bayılıyordum Kokomi'ye ama oynanamaz bir karakter olduğu için delirmiştim. Çünkü çok kötüydü. DPS yapamıyor, healing yapamıyor reaksiyonu... Hiçbir şey yapamıyor karakter. Ha, şu anda çok güzel yani. E, o yüzden şu anda alınabilir bir karakter. Bir de balık böyle havada takla atıyor falan. Çok tatlı. Sara. Buraya herhalde koyacağım nadir dört hızlardandır. Çünkü ben Sara için wish attım arkadaşlar C6 olsun diye ve Kötü olduğunu düşünüyorum. Neden kötü olduğunu düşünüyorum? Saranın ulti Saranın buff'ı arkadaşlar 6 saniye sürüyor. Karakteri atıyorsunuz, şeye geçiyorsunuz falan ve zaten 1 saniye geçiyor yani o. Siz karakterin buff'ını 5 saniye, 4 saniye falan filan kullanıyorsunuz. İşte mesela atıyorum Kujo Saray'la E attınız, Raidun Shogun'a geçtiniz, ulti açarken zaten 1,5 saniye geçti. Sizin 4,5 saniye vaktiniz kaldı. Ondan sonra Yok, hiçbir şey yaramıyor onu söyleyeyim size. C6 aldım ama hiç gerek yokmuş yani. Hiç, hiç. O kadar gerek yok ki. Mesela şu anda Fruzan geldi. Fruzan c da çok güzel. Furuzanın sıkıntısı da şu. Bak Fruzan'la ilgili de konuşacağım birazdan. Fruzan kötü bir karakter. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Fruzan buralarda görünüyorsa alayım diyeceğim ama Fruzan buralarda var mı? Fruzan'ı şuradan alayım arkadaşlar. Ben buna wish atmadım ama buraya koyacağım. Şu ikisi arkadaşlar benim için aynı karakter. Goro'ya karşını ötürü. Aslında şu üçü aynı karakter ama ben buna wish atmadım. Bu öyle random geldi. Furuzan rastgele geldi ama yani gene de buraya koyacağım. Neden? Furuzan C6'da mükemmel. Aşırı derecede. Ama C5'te bile çok kötü. C1, C2, C3, C0. Furuzan hepsinde çok kötü arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Takımına Furuzan koyacağına Fischl koy daha iyi. Şimdi bunu bunu dediğimde yanlış anlayan oluyor. Abi ama Fischl ne bileyim işte Anemo da hasarını arttırmıyor ki falan filan diye düşünebilirsin işte. Ama takım düşünün arkadaşlar. Bizim amacımız da hasar vurmak değil mi? Takımımızda kim var? Avare var. Avare'nin DPS yapacağız. Ya da atıyorum Raiden Shogun ya da hani herhangi bir hava karakteri de olur. Elektrik karakteri de olur. Önemli değil. Bizim o takımdan 10 saniye içinde hasar çıkartmamız lazım. Değil mi? Şimdi Furuzan aldık. Takıma koyduk. Furuzan'ın ultisi dolmuyor, olmuyor. E'si işte sıkıntılı falan filan. Benim tak işte kullandığım süre Furuzan'ı çok kısa. Yani bir bana yarar sağladığı süre çok kısa. C6 değilken. C6 değilken diyorum bak. A varımın in DPS'ine atıyorum %10 arttırdı. Hani A varım 10K vuruyordu. %50 arttırmış olsun 15K vurdu. Tamam A varım 15K vuruyor. A varımın o aneması 15K vuruyor ama atıyorum ben Fischl aldım. A varım herhangi bir yarar yok A varı. A vara gene 10K vuruyor. Çünkü Fruzan yok takımda. Ama Fischl'ın kendisi 5K vuruyor. Gene ben aynı 15 kyı vurmuş oldum. Yani o anda ben gene 15K vuruyorum ya da Sulu çocuk aldım. Gene o her işte o bıçağı 5K 6K, 10K nasıl kastıysanız. işe yaradığı için benim anlık DPS çıkışım gene Furuzan'da aynı hatta daha iyi oluyor. Ama gereksiz yere Furuzan'ı kasmış olmuyorum. Ama ha C6 ise Furuzan. C6 ise güzel. C6 Furuzan'da işte toplama efekti falan filan var. C6 Furuzan çok güzel ama C6'dan önce de bir işe yaramıyor. Kuş olsa da C6 olsa da bir işe yaramıyor. Yani anlık böyle bir şey olayı var Furuz şey Kujo Kuju o da şöyle bir şey var dediğim gibi. Hani C6 olsa da bir şey yaramıyor. Elektrik buff'ı veriyor falan filan ama DPS'e bir katkısı yok. 4 saniye 5 saniye kullanabiliyorsun buff'ını. Zaten 6 saniye buff'ı. Hani 6 saniye buff'ını kullanamıyorsun. 4 saniyesini kullanıyorsun. O 4 saniyede de arkadaşlar hani 3 kere 5 kere vuruyorsun. 10 kere vuruyorsun yani. Tamam evet DPS arttırıyor ama DPS arttırmıyor yani. Damage per screenshot arttırıyor. Yani ne? Raiden Shogun'da çok fazla hasara çıktım videosu. Çok fazla hasara çıktım resmi. Onlar da işe yarıyor. Onun dışında oyunda oynanabilirlik olarak çok düşük karakter. Aloy, Noterum çok şey yok. Touma, Noterum oynamıyorum. Itto. Itto arkadaşlar. Seviyorum ama pek oynamıyorum klasmanında. Çok seviyorum. Ve benim en sevdiğim element diyebileceğim. Yani oyun çıktığında ben Geo'yu çok seviyordum. Oyunda en sevdiğim elementlerden biri olan Geo'nun sahibi. Hani Geo DPS diyebileceğimiz en güzel karakter ama ultisi geç doluyor. Kendine özel takım istiyor. Yani mesela atıyorum A var ya diyorum ki random takım yap. Ama yani Itto'da random takım yapamıyorsun çünkü çok fazla ultisi de olmuyor. Ultisi de olmayınca oynayamıyorsun falan filan. Pek şey yapmıyor. Yok bir de kolları var. Lanet olsun Itto'nun kollarını tasarlayan tasarımcıya. Sen tasarımcılığı bırak. Trinity çizimi bırak sen. Vallahi bırak. Ben yaparım senin yaptığını aynısını yarı fiyatına, üçte bir fiyatına yaparım yani. Daha iyisini yaparım bu arada it, it, it çizen kişi. Lütfen. Teşekkürler. Bırak işi. Şenhe. Yani elimde yok almam. Çok seviyorum görünüşünü ama DPS olarak kötü, support olarak bir işe yaramıyor falan filan. Yok yani. Jin. gerek yok. Yaemiko seviyorum ama pek kullanmam yani. Aldığıma da pişman değilim. Çok güzel karakter, güzel görünüyor. Ara ara alıp bakıyorum yani. Yani hiç pişman değilim yaymiko. Gene olsa gene alırım yani. Aldıklarımdan pişman değilim. Hala aklım almadıklarımda. Bu arada Yaymiko Bugler'ı almayın. Siz almayın. Ben pişman değilim. Ben seviyorum ama siz almayın. Ayato 10 numara karakter. Yani yoğmya gelmeden önce sürekli Ayato kullanıyordum. Bana sürekli Raiden Shogun main diyorsunuz ama ben Raiden Shogun oynadığımdan çok büyük ihtimalle hani ekranda, yayınlarda beni Raiden gördüğünüzden çok ile görmüşsündür. Çünkü Open World'da Raiden Shogun'un liste olması uzun sürüyor diyor. Ayato alıyordum ve E ile böyle fıçık fıçık, fıçık diye kese kese oynuyordum. Yalan elimde yok almam. Çünkü şu daha iyi. Teşekkürler. Bu konuda tartışmayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani bedava verseler kullanırım. Güzel görünüyor falan filan. Ama yani görünüş kadar güzel olsa da işe yaramıyor. Yani Cookie var arkadaşlar iyi ki almışım diyebilirim. Yani wish atmadım ama yani geldi. Nötr'de değilim. Kullanıyorum da sürekli. Güzel karakter. Heizo iyi ki almışım. Özellikle wish attım biraz. Yani ekstradan çıksın diye böyle birkaç wish fazladan attım güzel karakterdir. Severim. Dört yıldızlara bir şey atmaya karşıyım ama C5 oldu. C6 oldu. daha da mutlu olurum. Güzel karakter. Tatlı karakter. Seviyorum. E, evet, Tigner'i elimde yok. Almam. Koleyi. Gereksiz. Dory, ee, Dori. Nötürüm. Nilo. Elimde yok. Şimdilik almam. Bak elimde yok. Şimdilik almam. Neden? Çünkü on field yani alanda duran DPS olarak da çok iyi değil alan dışı support olarak da çok iyi değil. Bunun sebebi de hep söylüyorum yeteri kadar Dendro karakterinin olmaması. Dendro karakterinden bahsetmişken Nayida'yı şöyle koyalım arkadaşlar. Nayida'yı şöyle koyalım. Nayida zaten mükemmel bir karakter. Şöyle hani bütün şeyleri, arkonları başa koyalım yani. Bütün arkonları gram pişman değil yani. Arkonların hepsi on numara karakterler. Ondan sonra Avare 10 numara karakter, 11 numara karakter, 12 numara karakter hiç sıkıntımız yok A var ile ilgili. Üst tarafta sıkışık oldu. Bu kim? Saino. Yani arkadaşlar, Saino'yu çok seviyorum ama yani pek oynamıyorum herhalde ya. Hani ultisi çok yavaş doluyor. Gene yani ben bence Itto ile aynı sıkıntıyı paylaşıyor. Çok güçlü karakter. Hatta yani Raiden Shogun'dan fizik daha güçlü olabilir alanda durduğu DPS boyunca. Hani totalde Raiden Shogun'dan daha fazla DPS'e çıkabilir. Büyük ihtimalle ama yani ultisi de olmuyor. Kendis gerek yok. Layla almadım bile. Güzel karakter ama almadım. Ya o ya Gelsin alacağım. Elimde yok alırım. Al tam. Yan hesabımı alacağım için yok alırım diyeceğim. Şimdi şu bunlar böyle herhalde. Hani genel olarak geçmek gerekirse arkadaşlar. Sahiden Şogun. çok seviyorum. Adını değiştir. Türkçe çeviren ekip izlediğini biliyorum. Ofiste açıyorsun izliyorsun bunu bak. Sen Türkçe çeviri ekibinde ofise, ofise de değilsin şu anda evden çalışıyorsun biliyorum. Şu an izliyorsun bunu. O Şogun Raiden'ı düzelt. Bıçak <laughs> neyse. Es espri, yap espri yapacaktım bıçaklarım diye ama onu ciddiye alan olacak. Bu konuda dava yiyebiliriz yemeyelim. Kötü dedim diye dava yemem ama çeviren ekibi bıçaklarım dedim diye dava yiyebilirim çünkü o şey oluyor. Öperim. Yanaklarından öperim. Yanaklarından öperim. Mucuk mucuk öperim seni. Erkeklerin bu arada. Kızların değil. Kız, o da seksüel asalta girer. Ona, ona, da hayır. Erkek arkadaşların yanaklarından mucuk mucuk öperim. Sakallarımızı sürtüştürürüz böyle. Tamam mı? Ya onu Shogun Raider'ını düzeltin. Tamam. Çok, sevi çok seviyorum sizi. Güzel iş yapmışsınız. Aferin. Elinize kolunuza sağlık ama Shogun Raider'ını düzeltin. Teşekkürler. Nahida güzel. Bunlar zaten çok güzel karakterler. Burada bazı dört yıldızlar var. Bunları özellikle koydum. Bunları özellikle kullanacağız. Aslında bunların yeri burası değil ama hani özellikle koydum yani. Bunları kullanın çünkü bunlar çok güçlü karakterler. Yani genel olarak böyle aslında yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bu videoda sizle biraz böyle muhabbet edelim. Karakterler üzerine konuşabilirsiniz. Aslında bu bir tier list değil yani. Tier list de yani aman efendim 3K vurdu, 5K vurdu, 100K vurdu falan değil. Sadece böyle biraz muhabbet olsun, biraz değişiklik olsun. Hem bir sürü karakter çıktı şey yapalım diye yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun tamamı espri, muhabbet, işte gençliğin pek karakterlerinin neresini seviyorum, neresini sevmiyorum, hangisini alırım, hangisini almam gibi şeylerle alakalı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, evde break yaparak çana tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. Yorum yap, yorum çok önemli. Bay bay.